Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi oran konusuyla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Çocuklar ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. ilköğretimvideo.com, derstekrar.com. Bize ait olan internet adresleri buradan da yine videoları takip edebilirsiniz. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur diyor. Bakalım iki çokluğu bölerek karşılaştırmaya oran denir. Birincisi doğru, artı işaretini koydum. 10 kilogramın 20 kilograma oranı birimli orandır. 10 kilogram yazıldı, 20 kilogram yazıldı. Burada birimli oran yok. Çünkü üstte de kilogram var, altta da kilogram var. Bunlar sadeleşince geriye ne kalır biliyor musun? 1 bölü 2 kalır. Bakın yanında oran kalmadı. Birimli oran diyorsa maalesef yanlış olur. 3'ün 5'e oranını 3 bölü 5 şeklinde gösterebilirsin. Burada 3,5 demiş. Maalesef burası da yanlış. Bunlardan sadece bir tanesi doğrudur. Bir diğer sorumuzla devam edelim. 4'ün 7'ye oranını ifade etmek için aşağıdaki gösterimlerden hangisi kullanılmaz? Sevgili öğrenciler, 4'ün 7'ye oranını 2 nokta üst üste ile yapabilirsin. 4'ün 7'ye oranını yan çizgiyle de yapabilirsin. 4'ün 7'ye oranı 4 bölü 7 kesir çizgisiyle de gösterebilirsin. Bu görülen 4,7. Yani bir ondalık sayıdır. Bu değil maalesef. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Bir torbada sadece mavi ve mor toplar bulunmaktadır. Bu torbada 8 mavi, 12 mor top vardır. Buna göre mavi topların sayısının tüm topların sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Ortaya bir oran, yani bir kesir çıkartacaksın. Önce bir kesir çizgisini çek bakalım. İlk söylenen ifadeyi paya yazman gerekiyor. Mavi toplar kaç tane? 8 tane. Bunu paya yazdım. Dikkat et. 8 bölü 12 yazma. Çünkü tüm topların oranı diyor. Yani 12 mor topumuz var. 8 de mavi topumuz var. Tüm toplar 20 tanedir. 8'in tüm toplar yani 20'ye oranını istiyor bizden. Şimdi baktığım zaman 8 bölü 20 seçeneklerde yok. Bu senin yanlış yaptığın anlamına gelmiyor. Bu senin sadeleştiremediğin anlamına geliyor. İkisi 4'ün katı. 4'e böldüm. 2 kere var. 4'e böldüm. 5 kere var. 2 bölü 5. 5'te 2. Doğru cevabım D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8 sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz sizleri yazılıya da hazırlayabiliyoruz. Velileriniz bizi 507-215-2658 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki şekiller eş parçalardan oluşturulmuştur. Buna göre hangi seçenekteki taralı bölgenin alanı taralı olmayan bölgeye oranı 1 bölü 3'tür. Taralı olan dediği mavi olan bölge. Bakın A seçeneğini hemen kesir çizgisini çektim. Taralı olan bölge 6 parça. Taralı olmayan bölgede 3 parça olduğunu görüyorum. Bunun oranı 2 eder. Benden 1 bölü 3 istiyor. A olmadı maalesef. Geldik B seçeneğine. Buraya baktığım zaman altıgenlerden oluşmuş. Taralı bölge 2 parça. Taralı olmayan bölge 6 parça. Burada bir sadeleştirme yapalım. 2'yi 2'ye böldüm. 1 kere var. 6'yı 2'ye böldüm. 3 kere var. 1 bölü 3 ki benden de zaten onu istiyor. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, bir sınıftaki kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı. Ben bunu K bölü E olarak gösterebilirim. K kızların ilk harfi, E de erkeklerin ilk harfi. Bu 2 bölü 3'müş. Öncelikle bunu bir yazalım. İse erkeklerin sayısının sınıf mevcuduna oranı nedir? Çocuklar, erkeklerin sayısını burada 3 kat olarak gösteriyoruz. 3'ün ya da şöyle yapalım. Erkeklerin sayısının tüm sınıfa oranı kaçtır? Şimdi erkekler dediğimiz 3'ün katı tüm sınıfta bu ikisinin toplamı. Yani kızlar orada 2'nin katı. Erkekler de 3'ün katı. Bu ikisinin toplamı 5 kat eder. O zaman biz buraya 5'i yazarsak 3 bölü 5'i bulabiliriz. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, bir kalem kutusundaki kurşun kalemlerin sayısının tükenmez kalemlerin sayısına oranı 1 bölü 2'dir. Kurşunu K harfi ile tükenmezi T harfi ile yani ilk harfleriyle göstersek 1 bölü 2. Yazdım bunu. Bu kalem kutusundaki kurşun ve tükenmez kalemlerin sayılarının toplamı 12 ise kalem kutusunda
kaç kurşun kalem vardır? Klasik bir soru, çıkma ihtimali yüksek bir soru. Bu ya da bunun benzeri. Yani baktığımız zaman burada birisi 1'in katı, birisi 2'nin katı. Peki toplamı 12 ise diyorsa kurşun kalemler 1 kattan oluşuyor. Tükenmez kalemler 2 kattan oluşuyor. Toplamı dediği için bunların toplamını 3 kat dedim ben. Ve bu 3 katı 12'ye eşitleyeceğim. Amacım katı bulmak. Kat o zaman 12 bölü 3'ten 4 olur. Peki kurşun kalemlerde 1 tane kat vardı değil mi? 1 tane katsa buraya bir kere şöyle 4 yazıyorum. Tükenmez kalemlerde 2 kat var. Ona da 4 kere 2'den 8 diyorum. Benden kurşun kalemleri istiyor. Yani 4. Eğer tükenmez kalemlerini isteseydi doğru cevabım C olurdu. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdikleri film türleri verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım hemen. Animasyon, macera, aksiyon ve komedi karşılarında da yazmış. Hemen A seçeneğinden başlıyorum. Diyor ki animasyon sevenlerin, macera sevenlerin sayısına oranı 3'tür diyor. Çocuklar animasyon sevenler 12. Macera sevenler 4. 12 bölü 4'ten 3 sayısına ulaştım. Kesinlikle doğru. Geldim B'ye. Komedi sevenlerin sayısının sınıf mevcuduna oranı 2 bölü 5'tir diyor. Çocuklar baktığımız zaman komedi seven 8 kişi. Sınıfın tamamı. Burada bir toplama işlemi yapalım. 12, 8 daha 20. Burada da 10 var 30 eder. 8'in 30'a oranı. En sade biçimini yazarım. 2'ye böldüm. 4 kere var. 2'ye böldüm. 15 kere var. 15'te 4 diyeceğine 5'te 2 demiş. Benden yanlışı istiyor. Doğru cevabım B seçeneği. C'ye de bakalım isterseniz. Aksiyon sevenlerin, animasyon sevenlerin sayısına oranı 1 bölü 2'dir. Çocuklar aksiyon sevenler 6. Animasyon sevenler 12. Bir sadeleştirme. 6'ya böldüm 1 kere var. 6'ya böldüm 2 kere var. Evet doğru. 1 bölü 2'dir. Yine D seçeneği de doğru. Cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz güzel bir soru. İlker patenle 2 saatte 72 kilometre yol gitmiştir. İlker'in patenle hızı dikkat et metre bölü saniye cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi oradaki uzunluk ölçüsünü bizim zaman ölçüsüne bölmemiz isteniyor. 72 kilometreyi yazalım. Altına da 2 saati yazalım. Aslında 36'dır. A seçeneği vermiş ama hemen işaretleme A seçeneği. Benden metre saniye cinsinden değerini istiyor sevgili öğrencim. Dolayısıyla oradaki birimleri benim metreye çevirmem lazım. Değil mi? 72 kilometre ne eder? 72.000 metredir. Geldik saat kısmına. Saati de burada saniyeye çevirmem gerekiyor. Şimdi çocuklar 1 saat içerisinde 60 dakika var. 60'la da 60'ı çarparsam 1 saatte 3600 saniye olduğunu bulabilirim. Peki 2 saatte ne olur? 2 saatte 7200 saniye olur. Buradaki orana bakalım. Öncelikle şu 2 sıfır üstten 2 sıfır alttan gitti. Yukarıda 720 aşağıda 72. Böldüğüm zaman 1 saniyede 10 metre yol gittiğini bulabilirim. Doğru cevabım D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 48 tane ceviz iki kardeş arasında 1 bölü 3 oranında paylaştırılırsa fazla ceviz alan az alandan kaç tane fazla ceviz almış olur diyor bize. Şimdi çocuklar bu 1 bölü 3 oranında paylaştırılır. Yani birisi 1 kat birisi 3 kat. Hani 3 tane 10'a verirse 1'i kendi alıyor. 6 verirse 2'yi kendi alıyor. 9'u verirse 3'ü kendi alıyor. Şimdi bir paylaşımda birisi 1 katlık değer alır birisi 3 katlık değer alır. Toplamda ne alır peki? Toplamda 4 katlık değer alır. Bu 4 katı 48'e eşitleyelim hemen. 4 tane kat 48 ise 1 kat 48 bölü 4'ten 12 olur. Yani yukarıdaki az alan 12 tane, fazla alan ise 36 tane ceviz almış olur. Zaten sağlamanı yap. 12 bölü 36 1 bölü 3'e eşittir. Artı sen bu ikisini de toplarsan 48 eder. Birisi 36 almış, birisi 12 almış. Dikkat et. Fazla ceviz alan az alandan kaç tane fazla almıştır diyor. 36-12'den kaç fazladır diyor bize burada. 36'dan da 12 çıkartıp 24 fazla ceviz aldığını bulabilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bir raftaki romanların sayısının hikaye kitaplarının sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Romanlar R harfi hikayeler H harfi roman bölü hikaye 2 bölü 3'tür diyor.
Bu rafta 15 hikaye kitabı varsa, yani 3 kat olan sayı 15 ise, 1 kat burada 5 olmaz mı? Benden romanlar istiyor. Romanlarında 2 katı varsa, kat da 5 ise, 2 ile burada 5'i çarpıp 10 taneyi hesaplayabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir poşette sadece elma ve armut vardır. Elmaların sayısının armutların sayısına oranı 1 bölü 4'tür. Elma bölü armut eşittir 1 bölü 4. Buna göre armutların sayısının tüm meyvelerin sayısına oranı kaçtır diyor. Bakalım hemen. Şimdi armutlar 4 kat. Elmalar 1 kat. Baktığım zaman tüm meyveler ne olur? 5 kat olur. Armutların sayısının, çocuklar, armutların sayısı 4 kat dedik. Tüm meyvelerde 5 kat. Benden bu oranı yüzde olarak istiyor. Bir kere şu katları götürelim. 5'te 4'ü yüzde yapmak için ne yaparım? 20 ile genişletirim tabii ki. 20 çarpı 4'ten 80. 20 çarpı 5'ten 100. İşte sana yüzde 80. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir bölgede ev yapabilmek için evin alanının arsanın alanına oranı 1 bölü 3'tür. Ev alanı E, arsanın alanı A ile gösterelim ve bu oran 1 bölü 3'müş. Numan Bey 200 metrekare ev yapmak istiyorsa aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki arsalardan hangisini almalıdır diyor. Şimdi burada evin alanını 200 olarak göstermiş. 1 katlık yer 200 ise 3 katlık yerin 600 metrekare olması gerekiyor. Yani bir işte dikdörtgen ya da kare, ki dikdörtgen bu, bir arsa olacak ve bu arsanın alanı 600 metrekare olacak. Baktığım zaman arsanın alanı nasıl bulabilirsin? Uzunla kısa kenarı çarparak. Şimdi 10 ile 50'yi çarptın 500 eder. 20 çarpı 25 500 eder. 30 metreli 15 çarparsam 450 eder. Ama bu dikdörtgenin kısa kenarı 15. Şöyle yapalım. Kısa kenarı 15. Uzun kenarı 40 olursa bu ikisinin çarpımı bana 600 verir. Ki soruda da istenen bu zaten. Doğru cevabım B seçeneğidir. Çocuklar, dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.